Bugün 6 Ağustos 2018 Pazartesi. Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda eski adı Eskişehir Atatürk Stadyumu olan mekandayız. Arkamda çalışan iş makinalarından ve manzaradan da gördüğünüz gibi Eskişehir stadı artık miadını doldurdu. Eskişehir çok güzel bir yeni stada Sazova'da kavuştu. Uluslararası standartlarda çok güzel bir stadımız oldu. Dolayısıyla burası artık görevini tamamladı. Şimdi burası millet bahçesine dönüşmek için gün sayıyor. Bunun ilk adımı önce buranın tesviyesi, yıkımı, temizlenmesi ve millet bahçesi düzenlemeleri için hazır hale getirilmesi. Bu yıkım işlemleri, yıkım ve temizlik işlemleri 90 gün inşallah sürecek. 3 ay içerisinde burası millet bahçesi yapımına hazır hale getirilmiş olacak. Ben önce bu yıkım çalışmalarında görev yapan bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Emekleri için, gayretleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağlık, afiyet içerisinde, 93 gün içerisinde burası bu işlemler tamamlanmış olacak. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra burasının millet bahçesine dönüştürülmesi için gereken çalışmalar başlayacak. Burası yaklaşık 54 dönümlük bir alan. Bu 54 dönümde içinde Eskişehir'in kendine özgü bitkilerinin de olduğu bir büyük millet bahçesi kurulacak inşallah. Tabii merkezinde de bahçenin, millet bahçesinin ortasında da buranın nereden dönüştürüldüğü, eski Atatürk Stadyumu'nun devamı olduğunu simgeleyecek şekilde santra yuvarlağımızı da sembolik bir biçimde orada muhafaza edeceğiz inşallah. Böylece Eskişehir'in özellikle kıdemli vatandaşlarımızın, emeklilerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın gelip dinlenebilecekleri çok güzel bir rekreasyon alanı, bir millet bahçesi burada oluşturulacak. Burada herhangi bir betonlaşmaya, betonik yapılaşmaya izin verilmeyecek. Ama sadece millet bahçesi yapmıyoruz burayı. İnşallah altta da yaklaşık 700 araçlık, hatta arkadaşlarımız onu bine çıkarmak için de ön çalışmaları yapıyorlar. Ama şimdilik 700 araçlık bir yeraltı otoparkı da yapılacak. Yani üstü millet bahçesi olacak. Altında da yine Eskişehir'in ve özellikle bu muhitin çok ihtiyaç duyduğu, Eskişehir trafiğini de rahatlatacak bir millet bahçesinin altında bir yeraltı otoparkımız da olacak. İşte bugün bu çalışmaların birinci fazında, birinci ayağında, yani buranın bütün bu çalışmaları hazır hale getirilmesi ayağında birlikteyiz. Çalışan arkadaşlarımızla birlikteyiz. Buradan bu çalışmaya, bu sahneye çok yakışan bir göndermeyle müsaade ederseniz bitireyim söyleyeceklerimi. Hacı Bayram Hazretleri'nin çok güzel bir deyişi buraya da çok uyuyor. Nagihan ol şara vardım, ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım taş ile toprak arasında buyuruyor Hacı Bayram Hazretleri. Evet, Nagihan ol şara vardık, ol şarı yapılır gördük. Biz dahi bile yapılıyoruz taş ile toprak arasında.